İnşaat Akkuklar Menkul'den herkese saygılar, sevgiler efendim. Aynı zamanda şu anda Seyrantepe Akyeniköy'deyiz Erkan'la beraber. Bugün size öyle bir ev tanıtacak ki, ev demek aslında biraz haksızlık oluyor. Burası bir malikane. Fiyatını tabii ki Erkan söyleyecek, ben söylemeyeceğim. Fakat şöyle bir şey, bu ev Akbük'te olsa gerçekten 3 katı fiyatı olur. İnanamayacaksınız, muhteşem görüntülerle birazdan kameranın arkasına ben, bu arada geçmiş olsun dileklerini yazan tüm takipçilerimize gönülden çok teşekkür ediyorum. Yeniden sahalara döndüm. Kameranın arkasına ben olacağım ve çok güzel bir ev tanıtacağız. Ama bunun öncesinde sizleri şimdi drone görüntüleriyle baş başa bırakıyorum.
Oyez İnşaat Akbük Gayrimenkul'den tekrardan selamlar, saygılar arkadaşlar. Açılışı Figen yaptı. Ona bir merhaba dedirttim size. Evet, gördüğünüz gibi artık kaçağımız döndü. Gittim ta Ankara'ya, aldım geldim, yemin ediyorum. Kaçırdım ben. Evet, tekrardan güzel bir hafta sonu diliyorum. Hayırlı cumalar herkese. Evet arkadaşlar, Figen'in de dediği gibi drone görüntülerini seyrettiniz ama o kadar güzel bir ev ki anlatamam size. Daha önce burada bir tane ev tanıtmıştım. Hayallerimin evi demiştim. Kararımı değiştirdim. Hayallerimin evi artık burası. Gerçekten böyle bir ev yok. Arkanıza yaslanın, kahvenizi koyun, çayınızı koyun. Bu güzel evi alamasanız bile seyredin derim ya. O kadar zevkli. Gene yabancıdan arkadaşlar, sağ olsunlar, bunlar bize örnek oluyor. Adamlar inanılmaz bir projeler, dizaynlara imza atıyorlar. Kendi mimarlarıyla konuşuyorlar. Ben bunu istiyorum bu evde diyorlar. Örneğin 612 metrekare bir arsa burası arkadaşlar. İsteseniz burada 6-7 odalı ev yaparsınız, devasa. Ama bunlar çok güzel, çok geniş. 3+1 yapmışlar. Her odası ebeveyn banyolu. Aynı zamanda Türk hamamı, bakın göbek taşı bile var, ısıtmalı. Türk hamamı, saunanız, sinema salonunuz, kendinize ait güzel bir ofisiniz. Yani müthiş bir ev ya, öyle böyle değil. Gerçekten şimdi birazdan gezmeye başladığımızda göreceksiniz. Ama önce size şöyle bir bahçeyi tanıtalım, bir peyzajı tanıtalım dedik. Yani şunu bile özel yaptırmışlar. İstersen bu tarafa şöyle bir geç Figen'cim. Yani bahçede hani salıncak olur ya, bu bildiğiniz yani yatak salıncak. Yatın uyuyun burada. Doğayla, tabiatla bu arada iç içe olmak istiyorsanız biraz şehir ortamından uzak olayım. Ama arabama atladığında da Erkan, böyle 10 dakika sonra ben denize, sahile de ineyim. Ya da Altınkum'a, Didim merkeze 10-15 dakika içinde ineyim diyorsanız burası çok güzel. Hani countryside, böyle köy, kasaba evleri diyoruz ya. Burası da onlardan. Her yer imarlı arsalar. Tamamen hep böyle müstakil villalarla dolu etrafımız. Ve çok hızlı da gelişiyor. Şu an son zamanların en popüler yerlerinden biri. Çünkü imar burada aynı zamanda 20-40 olduğu için evler de güzel geniş oluyor. Yani şu evin oturumu 120 metrekare arkadaşlar. Evin toplam 360 metrekare kullanım alanı var. Yukarıda bir salon var. Size gerçekten kafayı yedireceğim. Evet, hazır mısınız? Figen korkudan söyleyemedi. Bombayı sen patlat dedi Erkan dedi. Bu fiyatı dedi ben söyleyemem dedi. Fiyatımız arkadaşlar 17 milyon TL. Full eşyalı olarak geliyor. Hak etmiyor mu? Gerçekten de hak ediyor. Figen diyor ki hak etmiyor mu? Vallahi de hak ediyor. Bu ev yani Akbük'te olsa inanın herhalde bir 25'lerden bunun açılışı olurdu. Öyle. Alttan ısıtmalı, kuyu suyunuz, artenziyeniniz var da var arkadaşlar. Şimdi birazdan buradaki şelaleyi de açtıracağım. Kış bahçelerimiz var, yukarıda bahçemiz var. Kapalı otopark alanımız var. Havuzun sistemleri tamamen profesyonel arkadaşlar. Benim evdeki gibi öyle çakma değil. Zırt bir 3 ayda bir motor değiştiriyoruz. Seneye artık dünya kadar masrafımız var. Evet, bir durdurabilir misin? Ben bir şelaleyi açtıracağım. Evet, ben şimdi böyle şelaleyi bir açtırdım, kapattım. Daha önceden, daha doğrusu Figen'in çekimini yaparken onu ilave edeceğim. Çünkü şelale güzel ses yapıyor. Bize de engel olur, anlatmama da engel olur arkadaşlar. Evet, Figen'cim sen şöyle bir gel. Bu güzel havuzu bir gösterelim. L şeklinde bir havuzumuz var. Çok hoş. Buradan otoparka iniş var. Otoparktan evin içine giriş var. Ama birazdan şurada o kadar güzel bir dek yapmışlar ki, şöyle bir düşmeden bu tarafa bir geçeyim. Şurada müthiş bir dek var. O kadar güzel ki tik ağacından zemini, yağmurdan, güneşten etkilenmiyor arkadaşlar. Armut salıncaklar, işte şezlonglarınız, oturma gruplarınız, her şey mevcut. Bu arada şurayı da gösterelim Figen'cim. Burası da jacuzzi alanı arkadaşlar. Jet motorları var buranın. Çok fazla girmesen, şimdi başın döner, geri düşme. Sonra Ankara'dan getirdiğime beni pişman etme bak. Hastane yemekleri güzel olmuyor biliyorsun. Burası jacuzzi alanı. Böyle buraya oturuyorsunuz. Jet motorlar çalışıyor. Burada masaj falan filan da yapıyor. Gece ambiyansı zaten. Binanın ışıklandırmaları, her tarafta ışıklandırmalar var. Havuz ışıkları falan. İnanılmaz. Malikane oluyor ya resmen. Evet. Buradan devam edelim. Biz bir evimizin içine geçmeden evvel yer değişelim Figen'cim. Kusura bakma, başını döndürdüm senin de.
Şöyle bir devam edelim. Şuradan bir oradaki bir bahçeye çıkalım. Burada bu arada ben burayı anlattım mı? Burada ateş çukurumuz var. Çok güzel bir locamız var. Anlatmadım değil mi? Evet, atlıyorum. İşte ev büyük olunca öyle oluyor. Burada ateş çukuru var. Yakın. Akşamleyin burada oturun, keyif yapın. Orada 6 kişilik bir masa takımımız var. Hemen artezinin yanında güzel bir duşumuz var arkadaşlar. Bu arada beni sokmazsa iyidir. Bildiğin saldırıyor bana. Evet. Şimdi güneş o taraftan, güneşin gözü patlıyor. Dün acayip, of Allah, giderken Bir dur tane verir şunla. misin kumpuat? Buyur canım. Afiyet Teşekkür ederim. olsun. Vallahi en sevdiğimiz. Değil mi? Bal. İnanılmaz güzel. Of harika. Ne ekşi. Ama çok güzel. Burası da full kumkuat, narlar, onlar, erikler. Angelika, bu da gelir, bu da geçer, ağlama. Bülent Ersoy çok seviyor bizim terfi. Dur kız, şimdi bize dava açacak. Kadına taptılar ya ya. Evet, burada da böyle çok güzel bir kamelyamız var. Barbekümüz. Yani güneşin pozisyonuna göre evde yerinizi değiştirebilirsiniz. Her şeyden, her imkandan bol bol var. Örneğin bakın, bu sol tarafa da çok güzel bir villa yapılıyor. Beyefendi buraya almış. Hemen bunun yanında da bir arazi satılmış belli. Bunlar hep 612 metrekare. Şurada da çok güzel bir taş ev yapmışlar. Ama bu evin yanında hepsi bence fasafiso. Evet, şöyle bir devam edelim. Bu ne ya? Gül mü bu? Japon gülü dedikleri mi yoksa? Bildiğim bu sanki dut ağacı gibi ama sırf gül dolu. Çok ilginç. Evet, şöyle bir devam edelim şimdi. Burada ufak bir böyle koi balıkları var ya, onlardan atabiliyorsunuz arkadaşlar. Tatlı su ırmağı mı diyelim? Beyefendinin, bu arada ev sahibimin köpekleri bol. Hayvanları seviyorlar biliyorsunuz İngilizler. Geçen işte evi şeye bakmaya geldim işte. Ben de şuradaki panjurları açmaya çalışıyorum. Burada da 8 tane köpek, hepsi de cins ama. Böyle işte acayip acayip cinsler, French Bulldog'lar falan filan. Ben de cam diyorum, niye açılıp kapanmıyor? Abi burayı bir açmışım. Bütün köpekler araziye dağılmış. Adam bana bir saydırıyor, bir saydırıyor. Anlatamam. Canımı zor kurtardım. Arabayla artık hepsini tek tek topluyoruz. Bir de bu İngilizlerin köpekleri bizimkiler gibi eğitimli değil. Hani gidip geri gelmiyorlar. Vahşi köpekler de var dışarıda. Yazık, bunlar süs köpekleri. Bildiğiniz yani sokaklardan, işte araziden köpek topladık. Evet, şuradan da gösterebilirsin. Bu arada alarmları, kamera sistemleri, her şeyleri mevcut. Dışarısı tamamen gördüğünüz gibi en sevdiğim mineral sıva. Bu ev yapılalı arkadaşlar hemen hemen yani 2 yaşında yok bile bu ev. Çok güzel yalnız peyzaj yapmışlar. Ev müthiş. Hadi buyurun, evin içine geçelim. Durdurabilirsin Figen'cim. Evet, hoş geldin Figen'cim. Buyur gel. Ana giriş kapımız böyle arkadaşlar. Çok güzel böyle kocaman bir çelik kapımız var. Çift böyle L şeklinde antre alanlarımız var. Ama ben size önce şu garajın üstündeki deke çıkmak istiyorum. Oraya da bu yatak odasından çıkıyorsunuz arkadaşlar. Gelmişken hemen gösterelim. Harika bir ebeveyn banyolu yatak odamız. Şöyle bir gez. O da çok zevkli. Değil mi? Sanki böyle bir 5 yıldızlı bir otel odası gibi, değil mi? Daha da güzel. Daha da güzel, evet. Gerçekten muhteşem. Merkezi klima sistemi bu arada takılı arkadaşlar. Yukarıda bir motorla bildiğim kadarıyla bütün her yer soğutuluyor, ısıtılıyor. Aynı zamanda alttan ısıtmalı bu ev arkadaşlar. Evimiz eşyalı mı? İstediğiniz eşyalı olarak geliyor. Evet, böyle full eşyalı olarak gördüğünüz her şey kalıyor. Özel eşyaları haricinde. Evet, şöyle bir gel bakalım Figen'cim. Şu deke bir çıkalım. Muhteşem. Bunu niye yapmışlar? Ben onu söyleyeyim şimdi. Bu tarafa geldiğinde gerçekten bura çok keyifli bir alan. Sol sağ tarafıma baktığımda bak, iki dağın arasından harika
Bafa Gölü'nün manzarasını hemen hakimsiniz. Çok güzel. Evet, orası Bafa Gölü. Zaten drone görüntüsünde de aldım. Ana yola bu arada çok yakınız arkadaşlar. Hemen 300 metre sonra direkt Bodrum, işte Milas, Söke, ondan sonra bu tarafı sola dönerseniz de hemen Akbük merkezine, Didim'e giden otobanın tam kenarındayız. Konumumuz çok iyi. Şu anda garajın üstündeyim ben. Altımız garaj arkadaşlar. Havuzumuz zaten feci bir şey. Ya ev çok güzel. Yatak odası nasıldı? Oradan buraya çıkıyorsunuz. Evet. Şöyle devam edelim. Oo. En sevdiğim. Antik Şarkı Mısır. basalım hemen. Bu arada da bir şey düştü yere ama. Hemen kaçalım abi. Ben kırmadım. Evet. Yukarıdan başlayalım istersen. Bura nere? Biz buradan geldik. Bir de burada bir kapı var. Bir dakika. Dış kapı orası. Ha, burası da havuzu aynı zamanda. İster buradan. İki tane giriş Evet, iki arasında. giriş kapısı var. Yani iki ana Giriş. giriş kapısı var. Bir Buradan burası. bir havuza çıkıyorsunuz. Bir de direkt otoparka hemen park edip giriyorsunuz arkadaşlar. Burası ikinci yatak odam bu arada. Yalnız kışın bu ev gerçekten güneş gördüğünde harika ısınır. Tamam. Çünkü içerisi sıcacık şu an. Bu arada da havalar biraz serinlemeye başladı. Dün örneğin soğuktu gece gerçekten. Ben sabah böyle migrenim tutmuş. Öyle uyandım. Evet. Tabii şuradan şöyle arkadaşlar yatak odanızdan koşturaraktan sabahleyin Yaparım. cumburlop direkt yatağa atlayabilirsiniz. Her odada böyle televizyon falan var. Gardıroplar, mobilyalar, eşyalar, fan da mevcut. Bu arada klimaların hepsi de Samsung. Gardırop var. Baktın kaldın değil mi? Her odada Aziz oturuyor. bir sessizlik. Yalnız banyonun güzelliğine bakar mısın? Herhalde şuradaki cam kırılmış galiba. Duşakabinin camı kırılmış. Okey. Gel buradan şimdi böyle bir devam edelim. Evet. Burada üçüncü yatak odamız. Burası giyinme odalı. Şöyle bir lambaları ben sana açayım. Burada bir giyinme gardırobumuz var arkadaşlar. Burası da aynı. Buradan da hem bahçeye hem havuza çıkıyor. Çok güzel dizayn etmişler dediğim gibi. 3 odada da komple direkt yatak odalarından hemen şeye çıkıyorsunuz. Şu banyo muhteşem. Hatta muhteşem ötesi. Şimdi bakar mısın? Evet, böyle evleri görünce işte ondan sonra beklentiler çok yüksek oluyor. Kesinlikle. Ama dediğim gibi işte ne kadar ekmek o kadar köfte. Şimdi buradaki işçilik kalite yani şu fayanslarda, kapılarda hatta kapı kollarına kadar yani görmediğimiz, Akbük'te görmediğimiz kalite gerçekten bu evde var. Yalnız şuraya bakar mısın? Şurada küvete girdiğinde panjuru indirmezsen böyle bir pencere var. Artık Gökyüzüne bakarak köpükleniyorsun. aynen. Açık hava sineması. Şey, açık hava banyosu. Ben çok severim. Evet. You smell alright. Yeah, not bad mate. Can you wait No, it's okay, no problem. Ev sahibim bir şeyler dedi. Evet. Şimdi Çok güzel ben bir size aşağıyı bir göstermek istiyorum ama önce köpekleri bir dışarı alalım. Onlar da rahat Bizim etsinler. burada böyle bir ayna içinde herhalde. Ne var? Aynanın içinde dolap mı var? Galiba. Wow. Oo, görevi buldum. Parfüm cehennemi. All I want. Okey. Kapatabilirsin. Tamam. Jason, you take them out. Evet. Önce yukarıyı tanıtalım.
Aşağıdan yavruları dışarı alsın ki yazık onlar da rahat etsinler. Biz çekim yapıyoruz diye burada mağdur kaldılar. Allah'ım. Allah'ım. Papağan bile var. Gel Figen. Yakup. Evet ben de şu pencereleri açacağım diye garaj kapısını açmışım işte. Burada ne var? Burada güzel böyle bir WC'miz var. Ben şu lambaları bir açayım. Şöyle bir şov yapayım size. Burada güzel böyle bir WC'miz mevcut. Sen kameraya bakar mısın? Eve bakıyor. Çekim yaparken yani kamerayla gezmiyor. Tamam tamam sakin. Sakin. Figen o Figen. Evet şöyle bir gelelim bakalım. Şimdi harika bir salonumuz var arkadaşlar. Tam 80 metrekare sadece salon. Balkonla birlikte tamamı 110 metrekare bir kullanım alanına sahip. Gömme bir ayrı bir mutfak diyelim daha doğrusu. Mutfak alanımız var. Ama burada çok güzel bir şöminemiz var. Aynı zamanda bu da üçüncü. Yani klimalar haricinde alttan ısıtma ve şöminemiz var. Şömine yukarıda ve aşağıda da gidiyor. Oraları da ısıtıyor. Dediğim gibi merkezi soğutma ısıtma sistemi mevcut. Çok güzel devasa bir L tipi koltuğumuz var arkadaşlar. Geçen burada küçücük köpekler vardı. Doğurmuş, doğurmuş da o ufak French Bulldog. Ha burada. Burada evet bir ses geliyor diyordum. Tamam sen orada kal. Orada kal kurban olayım. Köpek deyince hemen koşmaya başladın. Dur çekim yapıyoruz ondan sonra. Şurası çok güzel olmuş arkadaşlar. Şimdi anlatacağım size. Katlanır camla yapmışlar. Üstüne çok para harcadık Erkan. İzolasyonu için dedi. Yanlardan en başta böyle test aşamalarında ufak ufak böyle sular almış. Ama onların da önüne geçmişler. Tamamen bunun üstü elektrikli arkadaşlar. Basıyorsunuz komple açık bir balkon haline de geliyor. Burayı açıyorsunuz. Camları da açıyorsunuz. Tamamen açık bir balkon. Şu gördüğünüz alan sadece arkadaşlar 25 metrekare. Devasa güzel bir kış bahçemiz mevcut. Kış bahçesi, yaz bahçesi artık neyse bunu bu arada alacağı tabii ki şeyler var. Örneğin şu. Şuna sanırım kaç çılgın bir para vermiş. 50 bin lira mı ne ödemiş buna? Çok iyi değil mi? Özel bir şey belli ama. Özel, evet çok özel. Kış bahçemiz böyle. Şimdi buradan devam edelim. Mutfağı bir tanıtayım. Burada da devasa bir 85 inç büyük bir televizyonumuz var. Şurada ne vardı? Burada da böyle bir kiler gibi bir alanımız var. İşte derin dondurucu koymuşlar. Güzel bir depolama alanımız mevcut. Hemen burada böyle bir 6 kişilik yemek masası takımımız var. Evet en sevdiğim mutfak. Buyurun. Ada mutfaklı ortada. Şu gördüğünüz bu arada havalandırma arkadaşlar. Bakın ne kadar enteresan antin kuntin şeyler bulmuşlar. Böyle çok hoş. Buradan dumanı alan havalandırma sistemi var. Evet. Ada mutfak bildiğiniz ada gibi gerçekten kocaman. Manzara çok iyi. Bafa Gölü'nü buradan rahat görüyoruz. Şöyle devam edelim. Bir tur atalım hadi. Evet tabii ki. Bu mutfakta ne yemekler çıkar bu mutfaktan? Bu mutfak işte bu mutfak tam benlik. Bakar mısın? Buzdolabı falan da yani. Yani her şey çok yani üst düzey birinci sınıf kalite. Açılıyor tabii ki. Hepsi elektrikli panjurlar. İşte store perdeler. Bakar mısın? Airframe büyüklüğüne bak. Kocaman. Bir durdurur musun? Ben bir ev sahibine bir şey soracağım. Evet. Şimdi tekrardan aşağı indik arkadaşlar. Bu arada hani alacağın ekstra şeyler var mı diye sordum. Salonda o iki tane berjer vardı ya kırmızı. Onu alacakmış. O dediğim gibi öyle ufak tefek heykelleri falan var, resimleri alacaklarını alacak ama genelde bütün o eşyalar kalıyor o. Evet şimdi şöyle bir aşağı inelim. Size ben bir ofisi, hamamı, jacuzziyi falan şöyle bir tanıtayım. Dikkat et Figen'cim. Wow, bayağı bildiğin sinema var burada ya. Gel gel. Bihter gelmiş mi? Gel. Bihter gelmiş evet. Bihter. Dün valla 10 dakika baktık yani hiç beğenmedik ya. Çok kötüydü. Biz başarılı bulmadık. Burası arkadaşlar sizin ofis alanınız.
Şöyle gördüğünüz gibi burayı ofis olarak kendileri değerlendirmiş. Evet. Para sayma makinesi bile var ha. Evet, şurayı bir gösterelim bak, gel. Profesyonelliğe bakar mısın? İşte havuz sistemleri dediğin böyle olur arkadaşlar. İki tane çift motor var. Arıtmamız var. Burada ilaçlama malzemeleriniz, her şey mevcut. Burada yedek deponuz var ama bunu daha önceden sanırım herhalde kuyu yokken yapmışlar. Gene burada gene arıtmamız var. İçilebilir su. Buyur gel Figen'cim. Ya da arkandan sen kapatıver. Evet. Vallahi hamama giren terler. Bir kapat da şurada ben bir kese köpük alayım. Şöyle kenardan basmayayım içeriye. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bildiğiniz Türk hamamı. Hamam kurnazı falan. Allah'ın İngiliz'i ya. Hamam kurnazı falan almış. Bunları nereden biliyor bunlar ya? Değil mi? Vallahi bizden daha çok. Şurası bildiğiniz ısıtmalı göbek taşı arkadaşlar. Yatın. Burada o keyfini çıkartın. Hemen burada çok güzel bir saunamız var. Pardon, saunaydı değil mi? Evet. Evet. Şöyle ışıklarını ben yakayım. Bunun da ağaç kokusuna bayılıyorum. Tam sendik değil mi Figen? Konserlerden sonra geleceğim burada. Oh, keyif yapacaksın. Evet. Şöyle şimdi sinema alanına diyelim. Burası arkadaşlar keyif odası. Projektör tamamen böyle profesyonel ses sistemi vardı. Ben kıstırdım, o kadar yüksekti ki. Dur ben bir lambaları bir açayım. Vizyona giden filmler. Aynen bir. Mısır patlatma makinesi. Mısır patlatma makinesi. Çok güzel böyle o koltuk grupları. Geçen geldiğimde koltuktan şöyle karşıda duruyordu buraya doğru. Bu arada da bu nereden yansıyor buraya? Ha burada. Bak yeni nesil bu. Normalde yukarıda böyle duvarın ilerisinden gösterirlerdi hatırlıyorsun. Evet. Bak bu Xiaomi'nin yeni lazer sinema projektör. Buradan yani küçük bak ne kadar kısa bir alandan dev gibi bir ekran yaratıyor. Vallahi arkadaşlar çok güzel ya. Bu evde sıkılmazsınız. Hani böyle eminim büyük şehirlerde sıkılanlarınız çok. Böyle kafa dinlemek istiyorum artık Erkan. Eşim dostum geldiğinde böyle müziğimi açayım, barbekümü yapayım, havuzuma gecenin geç saatlerine gireyim, bağırayım, çağırayım. Ya çığlık atayım derseniz müthiş. Kesinlikle duyulmaz. Normalde 2 yıldızlı ama burası 4 yıldızlı otel performansında. Buzdolabı da var burada. Tabii buzdolabı da var aynen. İçeceklerinizi koyun aynen burada işte artık soğuk sıcak içecekler her şey mevcut. Sebilinize kadar var. Bu neymiş burada? Burada da böyle bir bakar mısın? Şey popcorn. Evet, o oh, çok keyifli. Mısır. Ha vallahi bak. Evet, yaylanın mısırı. Ha demek ki bu süs değilmiş ha, bu çalışıyor. Tabii çalışıyor. Öyle mi? Tabii, ben onu süs zannettim. Evet doğru, düğmesi mümesi var. Koyuyorsun patır patır patlatıyor. Vallahi çok güzel ya. Başarılı. Ben çok beğendim arkadaşlar. Vallahi. Ben size buradan veda edeceğim çünkü uzun bir video oldu. Evet, 612 metrekare arsa içinde arkadaşlar. Toplam 360 metrekare kullanım alanına sahip. Bildiğiniz, gördüğünüz gibi malikane, drone görüntülerinde de gördüğünüz Türk hamamından tutun saunasına, artık işte sinema salonuna, harika salonlar, işte kış bahçeleri vesaire vesaire her şey mevcut. Bafa Gölü'ne çok yakınız. İki tatlıyla tuzlunun ortasındayız diyelim. Bafa ve Deniz. Altınkum arkadaşlar 15 dakika mesafede. Akbük 15 dakika mesafede. Söke yarım saat mesafede. Bafa Gölü hemen 5-10 dakika bile sürmüyor. Bafa Gölü'nde de çok güzel yerler, kamp alanları, barbekü alanları, butik oteller mevcut. Hiç sıkılmayacağınız harika bir ortam arkadaşlar. Yeni sahibine hayırlı olsun. Yetkili yerimiz tam yetkili. Niye artık söylüyoruz? Yeni kanunlarda sadece bize yetki verilen yerlerin çekimlerini yapıyoruz arkadaşlar. Yasal olan da artık bu. Bize yetki verecekler. Kendileri başka bir firmaya veremiyorlar. Ancak benim üzerimden ben ortak çalıştığım meslektaşlarımla paylaşabiliyorum.
birlikte artık satarsak tabii ki bölüşüyoruz. Hayırlı olsun. Paylaşmak güzeldir. Evet. 17 milyon TL arkadaşlar, az da olsa artık pazarlık payımız var mı bilmiyorum. Mal sahipleriyle böyle otururuz, karşılıklı konuşuruz. Görüşmek dileğiyle. Bafa'dan, Akyeniköy'den selamlar, saygılar. Kanalımızı ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız. 21 yıllık tecrübe ve güven ile kazandırmaya devam ediyoruz. OYES İnşaat Akbük Gayrimenkul ailesi olarak size mesajımız: lütfen hayallerinizi ertelemeyin. Emlak sektöründe en doğru adres OYES Emlak.